Bir şehri tanımak ve dokunmak istedik damgaların söyledikleriyle. Dört mevsimi yaşadık Denizli'de. Mevsimler ve renklerle geldik Hançalar Köprüsü'ne. Hançalar Köprüsü'nün altından yüzyıllardır su akar. Suyla beraber zaman ve tarih akar. Nice zamanlara tanıklık eden hançalardan biz de yürüdük geçtik. Coğrafyanın sesini duyduk, renklerini gördük ve zamanın su gibi akışına tanık olduk Denizli'de. Akhan'ın kapısından geçtik ve geçerken gördük 12 hayvanlı Türk takviminden bize kalan hatıraları, izleri. Çardak Han'da denilen Hanabat bize tarihten kalan bir mühür, damga olarak duruyordu yerinde. Yazır Camii'nin kapısından içeri girdik ve duvarlarında her biri birer sanat eseri olan resimleri gördük. Bir zamanlar çevrenin en büyük pazarının kurulduğu Kayı Pazarı yerinde tek başına kalan ve göğe kılıç gibi yükselen minareyi selamladık. Acı Göl'ün karlı zamanlarından bahar günlerine, flamingoların kanat uçlarından ulaştık. Hayrettin Köyü'nde sümbül, tuğşaye yani ters lale ve nergislerle koklaştık, kucaklaştık. Yaz gelmişti artık aşağı Seyit Köyü'ne. Kültürün, insanoğlunun bin yıllar içinde meydana getirdiği en önemli damga, hayat üslubu olduğunu gösterdi bize. Çağlar öncesinden bugüne aktarılan gelenek, görenek ve şenlikler. Bahar aylarında koyunlar dualarla iki ateş arasından geçiriliyordu. Yatağının demirci ustaları çeliğe şekil veriyor ve dünyaca ünlü bıçaklarını tezgahlara diziyorlar. Tahta kaşık oymaya devam eden usta, bir damga gibi ben de varım diyordu. Babadağ'da geleneksel son tezgahların sesini duyduk, ipliğin kumaşa dönüşmesine tanık olduk. Beyağaç'ta katran damıtılan ocaklar belki de son örnekler arasında yer alıyor. Coğrafyadan insana, insandan kültüre, kültürden üretime, çok uzak zamanlardan bugünümüze seslenmeye devam eden mezar taşlarına uzanan yolculuklarımız var. Tamgalar Dengizli'de. Bir uçtan bir uca yürüdük yavaş yavaş. Çam elinden çıktık yola. Eski adı Karamanlı olan Kalın Koz'un mezarlığında tahtadan yapılmış kurtbaşı biçimli mezar taşı sanki binlerce yıllık sırları fısıldıyordu. Kalın Koz mezarlığında Türk kültürünün destan çağlarından kalma izlerin hala yaşadığına tanık olduk. Nazar boncuklu ve damgalarla bezenmiş ağaç mezarlar, saç örgülü, bezemeli mezar taşları kültürün gerçek DNA'ları olarak karşımızda duruyordu. Bir ses duyduk çok yakınımızda. O ses, Çameli'nin Gökçeyaka köyünde yaşayan, binlerce yıl öncesinden gelen ve gerçek bir ses damgası, kopuzun tınısındaki üç telli bağlamanın son ustalarından Hayri Deb'in sesiydi. Çameli'nde küçük bir çay ocağında karşılaştığımız etnografik eserlerin hepsi son derece kayda değer.
Özellikle de üzerlerindeki tamamen soyutlaşmış damgaları tek tek tanımlamak bile günlerce vakit alacak bir iş. Türk kültürü çok uzaklardan Anadolu'ya taşınırken ardında bıraktıkları çoktu. Ama sosyal hafızasında getirdikleri de hiç azımsanacak türden değildi. Babasından öğrendiği geleneği kaba kemaneyle sürdürüyordu Bayram Dev. Eski adı Karaman olan ve Karaman civarından Türkmenlerin kurduğu Çameli, geleneksel Türk kültürünün bütün izlerini içinde barındıran bir yer. Kalın Koz'da yaşayan Ziya Meray, hala tahta kaşıklar yapmaya devam ederken bize yine uzak geçmişin sırlarını fısıldıyor. Türk kültüründe ağaç sevgisi, ağaç ve çevresinde gelişen kültlerin sebeplerine dokunuyoruz adeta. Yine Kalın Koz'da dokunan bir heybenin üzerindeki nakışlar bizi binlerce yıl öncesinde kaya resmi alanlarında ortaya çıkan ve Ohrun anıtlarında kullanılan tarihi Türk alfabesine kaynaklık eden damgalara doğru yolculuğa çıkarıyor. Son yapılan çalışmalar özellikle insanlık kültürünün genler yoluyla da taşındığını göstermektedir. Bu anlamda damgaların yalnızca fiziki belgelerle değil, aynı zamanda kültürel kodlar şeklinde de taşındığı görülmektedir. Özellikle bulunduğumuz Denizli bölgesinde ve Çameli'nde Orta Asya Türk kültürünün damgalarına, kültürel damgalarına rastlamak mümkün. Bu bölgede Dirmil, Çameli gibi yerlerin hususen müziklerine baktığımızda Kırgız, Kazak, Altay, Tuva, Hakas bölgelerinde dinlediğimiz yırların, küylerin izlerini görmekteyiz. Tabii ki kültürler bulundukları coğrafyaya uyum sağlıyorlar, etkileşiyorlar. Ancak türkülerimiz o kadar enteresan bir yapı gösterir ki onlardan nüansları alıp çıkardığınızda birebir örtüşen kilometrelerce ötedeki yapıyı görmek mümkündür. Bu anlamda özellikle Çameli bölgesi, Çameli'de çalınan parmak cura ki biz buna üç telli kopuz adını veriyoruz. Ulu Türkistan'daki sazların birebir neredeyse kopyası. Çameli'ne bağlı Kalın Koz köyündeki mezarlık, yaşanan coğrafya ve insan arasındaki ilişkiyi anlatıyor bize. Ağaç mezarlar, yaşanan çevrenin imkanlarından ortaya çıkıyor. Bir orman köyü olan Kalın Koz'da yaşayanlar, 15-16. yüzyıllarda buraya yerleşmiş olan Karamanlı Türkleri ve bunu biliyorlar. Zaten mezarlar üzerinde yer alan damgalar da açıkça anlatıyor çok şeyi. Oldukça büyük bir mezarlık olan Kalın Koz mezarlığındaki mezar taşlarının biçimi ve üzerlerinde yer alan işlemeler sanki saymalı taştan kalkıp da buraya gelmiş gibiler. Gökçeyaka köyü mezarlığındaki eski Türk mezar geleneğine göre yapılmış bir mezar taşı ise tamamen balbal tarzında, yani insan biçimli mezar taşı. Üstelik çok da yakın tarihli, 1985 yılına ait. Ama artık buna şaşırmıyoruz. Sosyal hafızadaki kültür binlerce yıl öncesini günümüze rahatça getirebiliyor. Damgaların, hayat ağaçlarının, ay yıldızların işlendiği mezar taşlarını tek tek görüyoruz.
Aynı bölgede yer alan Emecik Mezarlığı da ortak kültür kodlarını taşıyor, geçmişi günümüze aktarıyor. Tamamen balbal tarzındaki kadın mezar taşında Türk kültürünün binlerce yıl öncesinden günümüze kadar ulaşan kodlarını görüyoruz yine. Özellikle de mezar taşlarındaki damgalar burada da öne çıkıyor. Emecik Mezarlığı'nda bulunan mezar taşlarındaki işlemeler ve süslemelerin her biri ayrı bir anlam yükü taşıyor. Kadın erkek ayrımı açık biçimde vurgulanıyor taşlarda. Üzerlerindeki diğer süslemelerse farklı anlamlar içeriyor. Bazılarında çok açık şekilde mensup olunan boy, oba, oymak ya da ailenin kimliğini dile getiren damgayı görüyoruz. Geleneğin derinliklerinden seslenen ve her biri bize bir ileti olan damgaların zaman içinde tek tek ele alınıp çözülmesini diliyoruz şimdilik. Çameli'den Acıbayam'a doğru yol alırken Ali Veren'i dört mevsim boyunca selamlıyoruz. Acıbayam'ın beldesi Darıveren'deki eski mezarlık uzak ve yakın geçmişin izleriyle dolu. Burada en ilginç olan verilerden biri kurgan biçimli ve üzeri yığma taşlı yuvarlak tarzdaki mezarlar bize bölgedeki çok eski Türk yerleşimini ve fetih sürecini anlatıyor adeta. Tarihte Garbi Karaağaç olarak adlandırılan ovanın hakim bir noktasındayız. Bugün Acıbayam Ovası olarak biliniyor bu bölge. Bu bölgedeki Türk varlığı bizzat İbrahim Kafesoğlu hocanın tespitlerine göre 900'lü yıllarda başlamış. Oğuz Türklerinin fetih sürecinin en güzel izlenebildiği bölgelerden birisidir burası. Yoğunluk olarak Oğuz'un avşar boyu bu bölgeye yerleşmiş ve geliş noktaları Horasan ve Semerkant bölgesi. Oğuz Türkleri hep işte savaştaki üstünlükleriyle anlatılır ama bu ovadaki fetih sürecine baktığımızda iş sadece savaş taktikleri, savaştaki kılıcı iyi kullanma, ata iyi binmenin ötesinde de savaşa çok iyi hazırlık yapıldığının da görüntüleri var. Öncelikle bölgeye gelip yerleşen beyler karakollarını kuruyorlar. Beraberinde tekkelerini, dergahlarını kuruyorlar. Yani o bölgeye öncelikle dilinizi ve dininizi anlatan ribatları, tekkelerinizi kuruyorsunuz. Bölgeye dil ve dininiz girdikten sonra, o anlatılmaya başlandıktan sonra akabinde ekonomik yapılanma beraberinde geliyor. İlk yapılan şey bu ovanın iki ucuna büyük hayvan pazarları. Temelinde hayvan ticareti olan ama bütün alışverişin yapıldığı iki büyük pazar kuruluyor. Bir tanesi biz garip pazarı deriz yöresel anlamda ama kaynaklarda Ulu Pazar diye geçen Selçuklu döneminin bugünkü Karahöyük köyümüzdeki Garik Pazarı, bir tanesi de bugünkü Yumrutaş'taki İşkan Pazarı diye söylediğimiz iki büyük pazar var. Yani bir bölgenin fethedilme sürecini sadece askeri anlamda değil, hem eğitimiyle dilinizi ve dininizi öğretme anlamıyla, hem ekonomik yapıyı oluşturma artı o ekonomik yapıyı istihdama dayalı, üretime dayalı bir istihdam geleneği içerisinde yapmanın Anadolu'da göründüğü en güzel bölgelerden biridir. Hani hocalarımızın dediği o kolonizatörlük ruhunun net olarak görüldüğü bir coğrafyadayız şu anda. Aynı bölgede yer alan Dombaba Türbesi, çevrede yaşayanlar tarafından sıkça ziyaret edilen bir yer. Dombaba Türbesi'nin girişinde yer alan mezarın yan taşında tanıdık bir damgayla karşılaşıyoruz. Ankara, Güdül Kaya resmi alanında da var olan kayı damgası. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinde kayı damgası olarak tanımlanan bu damga, farklı Türk boyları tarafından da çok eski zamanlardan beri kullanılıyor. Thank you.
Yüzlerce yıl Osmanlı'ya zaferler armağan eden kılıçların, palaların, yatağanların yapıldığı Yatağan beldesinde saklanan sancağı selamlıyoruz önce. İslam dini çevresinde hayat bulup gelişen kültürün beraberinde eski Türk kültüründen gelen kodları da yaşattığını görüyoruz. Yatağan Belediyesi'nde saklanan bu yatağın üzerinde. Devam ederek değişen, değişerek devam eden hayat gibi damgaların anlamları da zaman içinde değişiyor. Bir damgayı bütün çağlar için aynı anlamla tanımlamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yatağanlar üzerine zaman içinde dörtlükler yazılıyor. Ama hepsi birer damga gibi. Allah'a kul olduk kahlü belada. Bu yolda verilmiş ikrarımız var. Bir lokma ekmek için bu dünyada kula kul olmamaya kararımız var. Yatağan Belediyesi tarafından toplanan etnografik veriler belediye içindeki küçük bir galeride sergileniyor. Uzun dönemler boyunca kullanılan bir örsün üzerinde yer alan çizimlerin hepsi birer damga. Kim bilir, belki de bu örste çalışmış yatağan ustalarının bize bıraktığı küçük mektuplardır bunların her biri. Ağırşak ve kilimler içinde aynı sözü söylemek gerekiyor. Uzak zamanlardan yakın zamanlara geliyoruz. Yatağında hala dünyaca ünlü bıçaklar, palalar, kılıçlar yapılıyor. Altay Dağları'nın demircileri burada hala demir dövmeye devam ediyor. Çeliğe su veriliyor, koç boynuzları bıçak sapı yapmak için hazır hale getiriliyor. Oğuzların boy yapılanmasında başka bir gerçek karşımıza çıkıyor burada. Her oğuz boyunun ayrı bir üretim işlevi var. 24 oğuz boyuna ait unsurların Anadolu'nun farklı yerlerinde karşımıza çıkmasının en önemli sebebi bu. Boylar kendi üretim alanına göre ihtiyaç olan yerlere dağılarak varlıklarını sürdürüyorlar. Son yetişen ustalardan Ali Şahin, kısa süre içinde yaptığı bıçağını önümüze koyuyor. Oğuz boylarının adları Anadolu'nun birçok yerinde yerleşim yerinin adı olarak karşımıza çıkar. Bu örneklere Denizli'de sıkça rastlıyoruz. Yazır beldesi bunlardan biri ve Yazır bölgede birkaç örneği daha görülen camiyle ünlü. Cami giriş kapısının üstündeki kitabeye göre Hacı Ömer Efendi tarafından 1801 yılında yaptırılmış. İçindeki süslemeleriyle en özgün örneklerden biri. Daha çok minyatür üslubu hakim olan süslemeler cami içindeki üç duvarda simetrik olarak sıralanıyor. Yazır'dan ayrılarak yine 24 oğuz boyundan birinin adı olan ve yer ismine dönüşürken Dodurgalar olan beldeye geçiyoruz. Cami avlusunda korunan eskiye ait mezar taşları üzerinde çok açık olarak yer alan Dodurga damgası bize tarihin çok eski zamanlarından gülümsüyor sanki. Farklı formlardaki mezar taşlarının hemen hemen hepsinde eski Türk kültürüne ait izleri görüyoruz.
Karlı Dağları selamlayarak Denizli ile aynı kültür havzasında yer alan, ortak kültür değerlerini paylaşan ve yaşayan Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesine konuk oluyoruz. Burada yapılan tören son derece çarpıcı. Bunu boyundan götürüp yapacağız. Boyundan buradan geçtik. Ateşte koyun yıkama adı verilen bu törende koyun sürüleri iki ateş arasından dualarla ve üzerlerine su serpilerek geçiriliyor. Bu bir anlamda bolluğun ve bereketin bahara ve yaza merhaba demenin töreni aslında. Çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmesi, yaşatılıyor olması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Tören, yapılan lokmaların dağıtılması ve duayla sona eriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Burdur Yeşilova sınırları Denizli ile bitişik ama bu sınırlar aynı kodların yaşamasına, aktarılmasına ve günümüze kadar gelmesine engel değil. Yarışlı Gölü kıyısındaki kayalarda yer alan ve Burdur Müzesi'nde uzman olarak görev yapan Alime Çankaya tarafından bulunup tespitleri yapılan kaya resimleri bizi yine Asya'nın derinliklerine götürüyor. Sazak köyünde yer alan kaya resimlerinde ise yine damgalarla karşılaşıyoruz. Bu yörede 3 yerde bulunan kaya resimleri içinde en zengin olan yer Alan Köyü yakınındaki antik döneme ait bir mezarın doğuya bakan yüzünde yer alan resimler. Birbirine yakın bu üç alanın da eski Türk kültüründeki yuv töreni, yani ölü gömüldükten sonra dualarının yapıldığı kutsal mekan olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Asya'daki kaya resmi alanlarıyla aynı özelliğin devam ettiğine tanık oluyoruz. Yarışlı Gölü kıyısı, Sazak Köyü ve Alan Köyü'ndeki kaya resimlerinde bölgeye Oğuzlardan önce Bizans tarafından yerleştirilen Kıpçak Türklerine ait izlerin yanında 10. ve 11. asırda Anadolu'ya gelen Oğuzlara ait izler de yer alıyor. Bugün burada Anadolu'da Türk tarihinin bence en heyecanlı noktalarından birinde bulunuyoruz. Şu arkamda gördüğünüz kayalardaki damgalar Türk dünyasının her tarafında bulunmaktadır. Gobi Çölü'nde, kuzeyde Sibirya'nın derinliklerinde Lena'da, Altay Dağları'nda, Tanrı Dağları'ndaki Saymalı Taş'ta, Kazakistan'daki Tamgalısay'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da, Anadolu'nun değişik yerlerinde bulunmaktadır. Bu Türk tarihinin Avrasya coğrafyasında, tarihin derinliklerinden günümüze kadar ne kadar ortak kültür paydaları halinde ulaştığını bize gösterir. Özellikle daha önceki çalışmalarımızda vurguladığımız göç olgusu ve göçün üzerine kurulan Türk tarihinin bir işaretidir buradaki damgalar ve işaretler. Özellikle Dağ Keçisi, Geyik ve Oğuz boylarının damgaları bize geniş ufuklar açmaktadır. Biz bunları bütün Türk tarihi içerisinde değerlendirdiğimiz gibi yerel olarak da değerlendirebiliriz. Yani artık Anadolu Türk tarihi farklı, algılanmalı, parametreleri değiştirilerek yeniden ele alınmalıdır. Sadece 1071 değil, daha önceki çağlarda da Türklerin Anadolu'ya geldiğini açık bir şekilde göstermektedir. Bu bölge, yani Afyon, Isparta, Burdur, Denizli dediğimiz bölge, Bozkır'ın son noktası gibi görülür güneydoğusunda. Bunun ilerisinde Toros Dağları'nın aşılmasıyla birlikte sahil bölgeleri başlar. Oralarda da çok sayıda Türklerin izleri vardır ama özellikle burada biz Orta Asya, Bosur karakterini biraz daha fazla görüyoruz ve fark ediyoruz. Bu heyecan verici. Yani Moğolistan'daki çöllerde ya da Altay Dağları'nda gördüğümüz kaya resimlerini Türkiye'nin
güneybatı ucunda görmek gerçekten bir tarihçiyi heyecanlandırmaktadır. Mevsimleri, dağları ve gölleri kucaklıyor, selamlıyoruz Denizli'de. Işıklı Gölü'nün kıyısında akşam oluyor.